SGK uzmanından kritik uyarı, emeklilik kararınızı gözden geçirin. Emekli maaşlarındaki büyük fark nedeniyle birçok çalışan emeklilik kararını aceleye getiriyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kararla alakalı vatandaşı uyardı. Emeklilik planlaması yapan vatandaşlar için SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli bir açıklama geldi. 2024-2025 yılları arasındaki emekli maaşı farklılıklarına dikkat çeken uzman, özellikle yüksek maaş alan çalışanların emeklilik kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Kimler 2024'te emekli olmalı? Erdur'sun'un analizlerine göre, bazı çalışan grupları için 2024 yılında emekli olmak avantaj sağlayabilir. Emeklilik sonrası aynı iş yerinde SGDP kapsamında çalışmayı planlayanlar Farklı bir iş yerinde benzer maaşla çalışmaya devam edecek olanlar ve ticari faaliyet yürütmeyi düşünenler için 2024'te emekli olmak daha mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu gruplar için %30'luk potansiyel kayıptan kaçınmak mümkün olabilir. Özellikle emeklilik sonrası iş yeri açmayı veya şirket ortağı olmayı planlayan kişilerin emekli maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacağı ve Bağkur primi ödemeyecekleri belirtiliyor. Yüksek maaş alanlar için detaylı hesaplama. Uzman Erdursun, özellikle yüksek maaş alan çalışanlar için çarpıcı bir hesaplama örneği sundu. Örneğin, şu anda 85 bin Türk lirası maaş alan bir çalışanın durumunu ele alan Erdursun, 2025'te emekli olma senaryosunu şöyle açıkladı. E bugün 50 bin Türk lirası emekli maaşı alabilecek bir kişi, 2025'te emekli olduğunda 58.500 Türk lirası alabilir. Ancak mevcut maaşı 85 bin Türk lirası olan bir çalışanın maaşı yeni yılda 105 bin TL’ye yükselebilir. Bu durumda erken emeklilik kararı, aylık yaklaşık 46500 TL’lik bir gelir kaybına neden olabilir. Eğer kişi 6 yıl daha çalışmaya devam ederse, emekli maaşına kıyasla yaklaşık 2,8 milyon Türk lirası ek gelir elde edebilir.